telefona niye bakmıyorsun? İnternetim kapalıdı abi. Açsana internet Ahmetciğim. Ya haber olduk abi. Görmeyin mi Ahmetciğim ya? Ya bizi burada da buldu Ahmet. Röportaj yapıyoruz. Nerede? Bulanacak'ta. Ya. Evet bak arkadaşlar burada. İstersen göstereyim. Yani abi. Yanlışlıktan gönderdi, ben de iade ettim. Soğuk oldum. O bana güvende attı, ben de insanı bir geri iade ettim. Geleceğim. Tamamdır abi. Bekliyoruz. Ahmetciğim görüşürüz. Tamam abi. Hayırlı günler. İyi, sağ ol, görüşürüz. Bu arkadaşı şöyle tanıdık. Biz Düzce'ye seyahat ederken Merzifon'da Yusuf Usta'nın yerinde bir çorba içtim gece. Çorba içtikten sonra bu arkadaş kapıda dedi ki abi beni dedi Osmancı'ya kadar götürür müsün dedi. Ben de buyur dedim, benim yolumun üzeri zaten İstanbul'a gidiyordum. Zaten Düzce'ye gidiyordum. Giderken bunu aldım. Dedim seni Osmancı'da niye bırakayım arkadaşım dedim. Düzce'ye kadar götüreyim. Düzce'de dedim seni Türsan dinleme tesislerinde bırakırım dedim. Neyse orada konuşacak yine, muhabbet eder yine. Şeye indik. Gerçek bir gün beni aradı. Dedi ki ayın 26'sı gibiydi. Abi, Hasan abi dedi. Bana dedi 100 lira atabilir misin dedi. Ben de dedim ki Ahmet ne demek dedim 100 lira atayım. Önemli değil dedim. Zaten önceleri de biraz para atmışlığım var buna. Yani 100-200 benden ara sıra para istiyordu. Neyse ben de oğluma dedim ki Muhammed telefonu arayaraktan. Ahmet Alkan Bey'e dedim zaten İvan olduğu için. Ahmet Bey'e bir 100 lira atar mısın dedim. Benim oğlan da 100 lirayı 100 bin lira anlamış. Fındık ticareti yaptığımız için, IBAN'lar kayıtlı olduğu için. O da 100 bin lira atmış. Neyse ben tabii ki bir arkadaşın yanına çay kahve içmeye gittim. Fındık ticareti yapan arkadaşım yanına. Otururken Ahmet Bey bana döndü. Dedi ki Hasan abi dedi sen ne yaptın dedi. Ne yaptın falan Ahmet dedim. Dedi ki ya bana dedi 100 bin lira atmışsın dedi. Ahmet Bey dedim olabilir dedim insanlık hali dalgınlık olabiliriz dedim. Abi dedi ben senin paranı dedi yeme şansım yok. Ben senin paranı dedi, geri atacağım dedi. Sıkıntı yok Ahmet dedim atmasan da olabilir dedim. Yani dedim mevzu bahisiydi bir yanlışlık olmuş. Neyse bu Amasya Engeller Derneği müdürüyle birlikte beni tekrar aradılar. Bunlar bankaya geçtiler benim paramı geri iade ettiler. Ya o şekil oldu süreç. Ben de bunlara dedim ki siz iyi insansınız. Hiç almamak şartıyla 200 TL para yolladım bir daha geri. Biz yani burada esnaf olduğumuz için gelene giden ara sıra elden olsun maddi manevi yardımda bulunuyoruz tabii ki. Ama biz bununla arkadaşlığımız farklı yani anladın mı? Yani maksat yardım amaçlı da değil yani. Bana parayı geri yolluyordu zaten önceden. O şekil yani. Tamamdır abi. Bekliyoruz. Ahmetciğim görüşürüz. Tamam abi. Hayırlı günler. İyi hadi görüşürüz. Sağ ol, görüşürüz.